kızıyor, bazen bir vuu diye yapıyor. Bakıyorsun 40-50 bin kişiyi ne yapıyor? Toprağın içine gömüyor. Efendim diyor, fay patladı. Tamam da patladı da, patlatan var. Şimdi burada rau diye bir silah patlasa, polis de buradan koşmaz mı bakmaya? Komiser bey ya, silah patladı. Patladı da tetiği kim çekti? Kim patlattı? Onu arıyor adam. Bak geçen günler polisleri şehit ettiler. İki gün geçmedi, yakaladılar. Demek ki fiil, faili, kitap, katibi, şiir, şairi. Baklava, baklavacıyı gösterir. Öyleyse bu kainattaki bütün fiiller Rabbimizi gösterir. Bunu görmedi mi insan? Buna Kur'an-ı Kerim kör diyor. وَمَنْ كَانَ ف۪ي هَذِي عَامَا فَوَّ فِي الْآخِرَةِ عَامَا Ama ne demek biliyorsunuz değil mi? Bu dünyada diyor ama olanlar, ahirette de ama olacaklar. Neden? Burada bu kadar büyük hakikatları görüp de doğa, tabiat oluştu, gelişti, genleşti, evrimleşti deyip de bunun sahibini tanımamak çok büyük bir körlüktür. Körlüktür. Ve nahşuruhu yevmel kıyameti ama. Ben onları diyor kıyamet gününde ama olarak haşredeceğim Rabbimiz. Allah Allah. Körler çıkardan mezardan. Bağıracaklar diyor. Kale Rabbi. Lime haşerteni ama. Ya Rabbi bizi niye ama olarak haşrediyorsun? Ve kat küntü basira. Biz dünyada basiretliydik. Gözümüz görüyordu. Niye bugün böyle olduk? Diyecekler. Rabbimden cevap geliyor. Kale kezalike. Evet öyleydiniz. Etet ke ayatuna. Bizim ayetlerimiz size geldi. Fenesi daha unuttunuz. Buradaki ayetler hem Kur'an ayetleri hem bu kainattaki ayetler. Yıldızlar, aylar, güneşler hep Allah'ın ayetleridir. Cenab-ı Hak semadan yağmuru anlatıyor. Dünyanın dönmesini anlatıyor. Güneşin doğmasını anlatıyor. Ayı anlatıyor, şimşeği anlatıyor. Sonunda ne diyor? لَاَيَاتٍ لِكَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ Bunlar benim ayetlerimdir. Tefekkür edenler için. İşte Rabbimiz diyor. Kale kezalike, evet öyleydiniz. Gözleriniz görüyor idi. Etet ki ayatuna. Benim ayetlerim size geldi. Fenesi daha. Unuttunuz. Tabiat dediniz. Big Bang teorisi dedi. Bilmem ne dedi. Onu dedi, bunu dedi. Hiç benden bilmediniz. Bak geçen gün hani bir yerde birkaç kilometre tünel kazdılar. Sonra bir şey patlattılar. Yani bakalım bu tazdikle, bu patlamayla neler olacak? Bazı kıtalar meydana çıkacak mı? Baklar ki bir kilometre ileride hiçbir şey olmadı. Televizyonda anlatan kadın diyor ki, ilim diyor yeniden sıfırdan yazılacak diyor. Big Bang teorisinin bir palavra olduğu, yalan olduğu, bu dünya, bu evren, bu kainat patlamalarla oluşmadığını ispat etti. Oluşmamış demek. Demek ki bize bugüne kadar bunları ne yapmışlar? Yutturmuşlar. Aç ağzını, yum gözünü. Sen gözünü yumdun da düşünmedin mi sana her şeyi yuttururlar. Adam diyor ilim izah ediyor. Hangi ilim? Ya diyor Profesör Selefi yalan mı söyleyecek? Tabii yalan söylüyor. Koskoca kuyruklu bir yalan. Dünya dönüyor diyor. Hayır dünya dönmüyor. Döndürülüyor. Şoförsüz 5 kişilik bir taksi şu Maltepe meydanında bir tur atar mı? Şoförsüz. Döner mi? Dönmez değil mi? Peki 5 kişilik bir taksi bir dönmüyor da 7 milyar sadece üstünde insan var. Sığırlar, aslanlar, kaplanlar, efendim kaplanlar, efendim kıtalar, denizler. Ulan bir dünya dönüyor. Hem de hiç başımızda dönmüyor. Denizler de dökülmüyor. Evlerimiz de yıkılmıyor. Ya buna kim inanır böyle? Bunun sahipsiz olduğuna çok affedersiniz, özür dilerim. Eşek bile inanmaz. Bunu böyle sahipsiz, tabidir, doğadır diyenler eşşol eşektir. Bunu açık açık söylüyorum. Ki buradan internete çıkacak bu. Onun için eşşol eşeklikten kurtulmak için acele Allah demeleri lazım. Yoksa devam eder. Bunları söylemeye devam edeceğiz. Hakkını yemiş olursunuz. Evet.
Hikmet-i Tabiiyye'nin, bir tekrar alıyorum, bir feylesofunun, feylesof demek, filozof diyorlar ya, aslı feylesof durumda, onu da bilmiyorlar, filozof. Feylesof demek, felsefeyle ilgilenen kişilere feylesof denir. Bunlar da filozof diyor. Yok öyle bir şey, yanlış. Çok şeyler yanlış ya. Nüfus kağıdı diyor, hayır, nefis kağıdı. Nüfus çoğuldur, nefis tekildir. Kimler kağıdı? Kimlik diyorlar ya. Demek ki abi, o bile yanlış. Bir türlü fırsat bulamadım, nüfus memuruna müracaat edeceğim. Değiştirin şu. Nüfus müdürlüğü diyebilirsin. Çünkü birçok nefisler var orada. Fakat kişiye verdiğin kağıda nüfus kağıdı diyemezsin. Nefis kağıdı diyeceksin. Nefis. Sen beni ilgilendir. Seninki seni ilgilendir. Yani şey yapalım. Has ekmek kör memleketi. Kafa kağıdı diyorlar. Allah aşkına. Argosun. Evet, demek küre-i zeminin karnında, yani küre-i arzın içinde mama tabakaları falan diyorlar madenler. Karnında bazı inkılabat ve imtizacatın neticesi olarak hasıl olan zelzele ve ihtizazatı dağların zuhuruyla, dağların meydana çıkmasıyla sükunet bulduğunu, demek ki dağlar böyle sarsıntılarda çıkmış, yani devamlı dağlar meydana gelmiş. Ve medar ve mihverindeki senelik yörüngesindeki istikrarına ve zelzelenin irticacıyla medar-ı senevisinden çıkmamasına, yörüngesinden çıkmamasına, zelzele oluyor ya, sebep dağların hurucu olduğunu ve zeminin hiddeti ve gadabı dağların menfeziyle teneffüs etmekle sükunet ettiğini fehmeder. Abi böyle çok affedersin, mesela bir insan şey oluyor böyle, ondan sonra bir böyle geğiriyor, içiyor bir maden suyu, yapıyor, rahatlıyor değil mi? Ha. Yani bu öyle, ya oradan ya oradan bir rahatlama olacak. Öyle dağlarda da gaz var. Onlar da gazı attı mı rahatlar. Böyle bu tıp, ben de böyle, biz tıpta okuduk yani. Böyle. Tamamen imana gelir. El hikmetü lillah der. Hikmet Allah'ındır. Güzellikler Rabbimin kitabındadır der. Kim diyor bunu? Hikmet-i Tabiye'nin bir feylesofunun, bir felsefeci bu ayeti okudu mu bu? Ve Cibar-ı Evta'da öyle anlıyormuş. Bitiriyorum kardeşler. Ya mesela burası çok enteresan. Ennes semavati vel arda kâneta ratkan fefetaknâhumâ. Bu da bir ayet. Daki ratkan kelimesi. Ratkan demek, yapışık demek. Ratkan. Tetkikat-ı felsefeyle alude olmayan, hani felsefeyle uğraşmayan bir alime o kelime şöyle ifham eder ki, sema berrak, bulutsuz, zemin kuru ve hayatsız, tevellüde gayri kabil bir haldeyken, semada bulut yok, yağmur da yok. Yerde de kuru, rutubet, su yok. Oradan bir şey bekleyebilir miyiz? Karpuz, kavun, üzüm efendim, ekmek gelmez. Bak, tevellüde tevellüt ne demek? Doğma. Velet çıkarma. Semayı yağmurla, zemini hadravatla fethedip bir nevi izdivaç ve telkih suretinde, bir nevi izdivaç. İzdivaç ne demek? Evlenmek. Yani nasıl bütün mahlukatta bir evlenmek var. Ağaçlarda da erkek ağaçlar, tozları gidiyor dişilere. Mesela bizim erkek incir vardı 2 tane, dişi incir vardı 50 tane. O 2 tane yetiyordu. Sadece dölleme. Mesela 200 tane koyun var, 8 tane koç var. Yetiyor. Vazifesi dölleme, başka bir iş yapmıyor zaten. Yetiyor. 20 tane tut var, 1 tane erkek tut var, yetiyor. 50 tane fıstık ağacı var, 1 tane erkek fıstık, yetiyor döllemeye. Onlar çünkü bir tanesi çokları döllediği için yetiyor. Ama insanlarda öyle olmuyor. İnsan ancak kendi helalından döllendiği için, kız da geliyor çok, erkek de geliyor.